Evet. Konuşmalarını yapmak üzere Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nuran Cömert'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli hocalarım, çok değerli protokol, üniversitelerin, kurum ve kuruluşların çok değerli başkanları, yöneticileri, çok değerli meslek mensupları ve katılımcılar, şahsım ve üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Emin Arat adına Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 7. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi'ne hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Rektörümüz önceden planlanmış çok önemli bir toplantısı nedeniyle bugün aramızda olamayacaklar. Kendileri 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin değerli yöneticileri ve mensuplarını, bu kongreyi düzenleyen tüm organizasyon ekibini kutluyor. Kongrenin tüm katılımcılar için başarılı ve verimli geçmesi dileklerini iletiyorlar. Ali Alaybey, Cemil Parman, Faik Somer, Faruk Alanora, İsmail Oter, İsmet Alkan, Nihat Kiver, Rasim Saydar, Osman Fikret Arkun, Recep Aydın, Zihni Bayo, Sadık Bigat, Celal Atasoy. İçinde bulunduğumuz 135 yıllık ilim irfan yuvası bu mabetten yetişen muhteşem insanlar. 75 yıl önce mesleğin öneminin ve ülkenin ihtiyacının bilincinde bir araya gelmişler. Türkiye Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği adı altında bu mesleki sivil örgütü kurmuşlardır. O zaman mesleğin gelişimi için ne hayalleri vardı bilemiyoruz. Ama o günün zor koşullarında medeni dünyadaki çağdaşlarıyla aynı seviyede düşünen aydın insanlar olduğu tartışılmaz bir gerçek. 75. kuruluş yıl dönümünde tamamı ahirete intikal etmiş, ancak ışıkları hala bu salona yansıyan bu değerli insanları, bizleri yetiştiren tüm hocalarımızı, mesleğe ve dolayısıyla ülkemize hizmet eden meslektaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bir protokol konuşmacısı olarak muhtemelen benden Arif Üstad 5-10 dakikalık bir konuşma yapmam bekleniyor. Bunu biliyorum, bunun bilincindeyim. Bu çerçevede size nasıl bir mesaj vermem gerektiği konusunu buraya çıkmadan önce düşünürken, ne yazık ki hep 20 sene denetim işiyle mutfakta uğraşmış bir muhasebe hocası olma tarafım ağır bassa, ama merak etmeyin, kendimi frenledim, uzatmayacağım. Ancak bana atfedilen konuşma çerçevesinde izninizle kongre konseptiyle ilgili bir iki konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Değişim ve dönüşüm ortamında ülkemizde ve dünyada İş hayatının ve uygulamanın bütün dinamiklerini göz önünde bulundurarak muhasebe alanındaki gelişmeleri, sorunları, deneyimleri paylaşmayı sağlayan bu tür kongreler mesleğin gelişmesine en fazla katkı sağlayan en önemli etkileşim platformlarıdır. Bu bilinç ve farkındalıkla düzenlenmiş olanlar hiç şüphesiz farkını ortaya koyar ve sürdürülebilirdir. Muhasebe akademiyası kıt kaynaklara rağmen bu konudaki başarısını kanıtlamış ve hem diğer disiplinlere
hem de mesleğin kurumlarına örnek olmuş önemli bir topluluktur. Esasen bu platformları mesleğe ve sorunlara yönelik ciddi bilimsel araştırmalarla zenginleştirdiğimizde öyle inanıyorum ki bilim ve akıl temelinde mesleki çözüm arayışlarımız biraz daha mesnet kazanacak, biraz daha kolaylaşacaktır. Bu bağlamda muhasebe bilim dünyasıyla işbirliği en önemli konulardan biridir. Belki bu işbirliğini de kurumsal bir çerçeveye oturtmak zamanı gelmiştir. Kamu, özel demeyip mesleğin tüm paydaşlarının bir analizini yapmak gerekir. Medeni dünya bu işbirliklerini gayet güzel başarıyor. Teknoloji o kadar büyük bir hızla gelişiyor ve değişiyor ki paydaşların beklentilerini etkileyerek işletmedeki bütün iş süreçlerinin işleyişini, hatta insan davranışlarını ve algılarını değiştiriyor. Dolayısıyla bu gelişmeler bir işletme fonksiyonu olan finansal bilgi sistemini ve raporlamayı, aynı paralelde de bu sistemlerin denetimini de değiştiriyor. Yansımalarına baktığımızda örgütlerde kontrol sorumlulukları ve etik ilke ve davranış kodları ön plana çıkıyor. Kullandığımız girdiler, proses ve çıktılar tamamen elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Bütün bu realite, bir akademisyen olarak ifade etmeliyim ki, ülkenin rekabet gücünü ve refahını yükseltme misyonu çerçevesinde teknolojileri kullanan değil, onları yaratan, geliştiren ve yöneten inovatif bir nesili yetiştirme ödevimiz olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversiteler bilginin kaynağı olup bilgiyi üreten, toplayan, yayan bir merkez olarak fikir ve kuramın birleştiği yapılardır. Fikri ürüne, laboratuvarı piyasaya, öğrenciyi girişimciye dönüştürür. Teknoloji eğitimi, eğitim teknolojiyi etkiler. Eğitim yöntemleri ve uygulamalarında da bizim inovatif olmamız gerekir. Ancak eğitim, öğretim işi tek taraflı bir iş değildir. Üniversitelerde mucize yaratma olanağınız da yoktur. Bir 18 yıllık eğitim hayatını göz önüne aldığımızda. Toplumun her kesiminin her düzeydeki eğitim işini önemsemesi ve buna yatırım yapması gerekir. Özellikle mesleki organizasyonlar temelinde konuşmak gerekirse, sürekli mesleki gelişim ve eğitim anlayışı da işletmelerde yerleşik bir kültür haline getirilmelidir. Benchmark denilen kıyaslama aracını iyi kullanarak daha üstün olanı samimiyetle değerlendirip uygulamamız lazım. Kongrenin programına baktığımızda kongre kapsamında finansal raporlama, denetim ve vergi düzenlemelerinde yeniden yapılanma ile meslekteki teknolojik gelişmeler tartışılacak. Çok değerli konuşmacılar bizi aydınlatacaklar. Esasen Türkiye bunları 75 yıldır konuşuyor ve tartışıyor. Ama mesleğin ülkemizdeki gelişimi mehteran yürüyüşüne benziyor. İki ileri, bir geri. Yıllar evvel Gültekin Rodoklu hocam, bu salonda tanıyanlar vardır. Bir gün bana Nurhan'cığım, bu borsa nasıl gidiyor diye sormuştu. Ben de aracı kurum muhasebe sistem organizasyonu dersi verdiğim için olacak. Böyle bir soru yöneltmişti. Ben de kendisine mehteran gibi iki ileri bir geri demiştim. Kendisi de bu açıklamama gülerek yapmaya desene ilerleme var demişti. Bizim ülkemizde de mesleki gelişmelerin ben hocamın bu benzetmesiyle çok örtüştüğünü düşünenlerdenim. Evet, bir ilerleme var ancak neye göre, kime göre, o kısmı tartışılabilir. Bu kongrede hiç şüphesiz bizi düşünsel olarak biraz daha zenginleştirecek, geliştirecek önemli bir etkinlik.
söyleyeceklerim temel olarak böyle. Kongre düzenlemesi dışarıdan göründüğü kadar da kolay bir iş değil. Bu nedenle konuşmama ben burada son verirken Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin 75. yılı münasebetiyle geçmiş ve mevcut tüm yöneticilerini, bu kongreyi düzenleyen değerli ekibi, başta derneğin değerli başkanı Arif Aytol'un olmak üzere yürekten kutluyor ve kendilerine bunu sürdürülebilir kıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz ve katılımlarınız için de sizlere hem rektörüm hem kendi adıma çok teşekkür ediyor. Hep böyle vesilelerle buluşmak dileğiyle tekrar saygılarımı sunuyorum. Açılış sunumlarını yapmak üzere Ekonomi Eski Bakanı, İFAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Masum Türker'i kürsüye davet edin. Suyu boşuna getirmişim, su varmış burada. Başkanımıza bakıp bol bol su içtim. Değerli Onursal Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Genel Başkanımız, değerli dekanımız, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar ve bizlere önem veren iki mesleki alanda yayın yapan basın kuruluşumuz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu salon, bu bina benim için anlamlıdır. Ben bu okulda okumadım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 68'li yıllarda da derse geliyordum. Bunu takip ediyordum. Çünkü o zaman Sultanahmet'ler yabancı hocalar ders verildi. Yönetim muhasebesini hiç unutmam. Fırlar Hörlühi adlı bir hoca burada verildi. Başka hocalar verildi. Ve ilk defa öğrencilerin bir Amerikalı'nın başında un ve yumurta kurduklarını bu kürsüde yaşadık. Onun için ben buraya gelirken hem protest olmayı, baş kaldırmayı, hem muhasebe mesleğin verdiği dengeci olmayı, hem de geleceğe bakışın nasıl olması gerektiğini yılların tecrübesiyle görüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, mesleğimiz çok büyük bir tehlike ve risk altında. Çünkü mesleği yönetenler, bunlardan biri de benim, biz bu işi yaparken bizi acaba gelecek seferki seçimler, seçim organizasyonu nasıl olsun diye şimdi de sosyal medyada yazılıp çizenler yönlendirmeye başladı. Bu nedenle bu konuşmayı yaparken dürüstlük kavramı içinde ne yapmalıyızın ipuçlarını vermeliyim. Dürüstlük öyle çalmak, çırpmak, yolsuzlukla ilgili değil. Dürüstlük devlet adamlığıdır. Yani kamunun yararını kendisinin önünde yönettiği mekanizmanın taleplerinin önünde tutabilmektir. Eğer biz kamu yararını önceye koyabilirsek bizi bu etkilen her şeyden rahatlıkla tuturuz. Yine mesleği bu yazılı çizilenler, şu anda mesleği yönlendiren mekanizma bizim mesleğin üçlü saç ayağı sistemi anlaşılmadığı için yapılıyor. Bizim mesleğimizin birinci ayağı, bizden önceki ayağı hizmetimize taleptir. Bizim hizmetimize kimler talip oluyor? İkincisi, bu hizmete talip olanlar için bizim hizmetimizi, bizim faaliyetimizi kim düzenleyecek? Düzenleyici kurumlar kimlerdir? Üçüncüsü ise kamu yararını gözeterek, biraz evvel dürüstlük kavramının kamu yararını gözetmek olduğunu söylüyorum. Kamu yararını gözeterek uygulayacakları nitelikleri, davranışları, çalışma şekilleri, yöntemleri nasıl olmalıdır?
Bu üçüncü grup biziz. Bu üçüncü grup, bizler de birazdan söyleyeceğim, 4-5 ayrıma girer. Ben bu konuşmayı, bu son şimdi söyleyeceğim bölümü 12 Eylül sonrası, hemen ihtilalin ardından bir hafta, iki hafta sonra yapmıştık. O gün sunduğum bildiride kullandığım kavramdır ve bu sonradan birçok akademisyenin kendi kitaplarına dağıldı bir görüştür. Bizim mesleğimiz temel olarak 4 ayaktan oluşur. Birinci ayak, hepimizin en yakın bildiği finansal raporlama hazırlama ayağıdır. Yani defter tutmaktan finansal tabloları hazırlayana kadar olan süreçtir. Bu ayakta iki türlü yerine getirilir. Bir, firmalarda bağımlı muhasebe müdürü olarak, mali işler sorumlusu olarak ya da muhasebeci olarak. İki, muhasebe bürolarında taşeron olarak. Yani outsourcing hizmeti olarak. Bazıları muhasebe bürosunda bu defterde ben bağımsızım, sorumluyum filan. Hayır. Muhasebe bürosu bağımsızdır, serbest faaliyettir. Ama orada her müşteriyle tutulan defteri bağımlısın, esas sorumlusu işletmenin sahibidir. Bunu bu şekilde algıladığımız zaman tepkilerimizi biz farkında olmadan işletme sahibinin adına yerine yapıyoruz. Halbuki o hizmet talep edendir ve ona bu konu meydana geldi diye danışmanlık yapmalıyız. Bu konu vaktimiz olmadığı için anlatmıyorum ama merak eden için söyleyeyim. Uluslararası etik standartlara bakın. Birinci grubu A ve B grubudur. A grubu bu standartların genel çerçevedir. B grubu denetim hizmeti içindir. Sonradan talep oldu, C grubu yaratıldı. Finansal raporlama hizmetleri ve diğer hizmetler için. Yani ister büronuzda tutun, ister bağımlı çalışın. Bağımlı çalışan da yeni adı, ruhsatlıysa iş hayatında çalışan, işletmelerde çalışan ruhsatlı muhasebeciler. Biz böyle kısaltıyoruz ve küçülttüğümüzün farkında değiliz. Bağımlı muhasebeciler diyoruz. Halbuki onların adı 2000'li yıllardan itibaren yurt dışında bu konudaki komitelerin adı bile değişti. İş hayatındaki muhasebeciler, işletmelerdeki muhasebeciler şeklinde tanımlanıyor. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman etik dediğim şey öyle ahlak filan değil. Ben ilk defa 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü program başlatmıştı. Şimdiki programın ilk öğrencilerinden birisi, bir ikisi burada gördüm. Birisi de Bilgi Kağıthane Belediye Başkanı'ydı. Bana meslek ahlakı dersi anlatacaksın dediler. Ne anlatayım diye çok düşündüm. Ders ne kadar geç başlarsa iyi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri meslek ahlakı kurallarını bulunca o konsepti onun üzerine inşa ettim. O konsept şimdi bizim çalışma usul esaslarının birinci bölümüdür. Meslek ahlakı meslek deontolojisidir. Hani tıpta deontoloji okutulur, hemşirelikte okutulur. Yani mesleğe giriş, mesleğin içinde faaliyette bulunma, mesleğin kurallarına uymama sonucunda meslekten çıkarılma ya da meslekten ayrılma. Şimdi biz Türkiye'de bazı kavramları çok seviyoruz. Burada çok da güzel geldi, denk geldi. Son günlerde bazı arkadaşlara daha tam başlamadım sosyal medyada bu işi yaymaya. Bizim mesleğimizi akademik meslek diyorlar. Bizim mesleğimiz akademik meslek değil. Biraz sonra anlatacağım bir grup. Bir grubu bizim mesleğimizdir akademik olanı. Bizim mesleğimiz kariyer mesleğidir. Yani özel yetiştirilmeyi gerektiren bir meslektir. Nitekim dışarıda stand açan ACCA yani İngiltere'de Turmop'a eşdeğer bir Erisüfü'nün kitabında ne diyor? Kariyerimize küresel bir boyut katmak için. Yani biz mesleğimizin kendisi kariyerdir.
Şimdi o bahsettiğim 1980'dekinin birincisini söyledim, finansal raporlama. İkincisi ise bağımsız denetimdir. Bu bağımsız denetimde nasıl yapılıyor? Mesleğin adı ama bugünden sonra değişecek. Şimdi size anlatacağım yeni gelişmeyi. Muhasebeci dediğiniz zaman dünyada anlaşılan şey denetim yapan kişi. Hani ben çok kullandım, bakanken dalga geçtiler benimle. Muhasebeciden ekonomi bakanı olur mu? Koskoca Dünya Bankası geçmiş. Ben muhasebeci mazlum derdim. Yurt dışında tercüme edilirken bu adam muhasebeciyse ruhsat almış, o halde denetçidir. Denetim yapan kişidir. Ve o tarihte Profesör Recep Pekdemir bakanlıkta danışmanımdır. Beraber gittiğimiz gün Dünya Bankası Başkanı Sayın Bakan bugün siz bizi denetlemeye geldiniz dedi. Yani bakış açısının böyle olduğunu özellikle paylaşmak istiyorum. Tabii bağımsız kelimesini biz yaratıyoruz. Normalde dünyada bunlar da auditör, audit, denetim manasındadır. Bize de bu bağımsızlık kavramı biraz sonra söyleyeceğim üçüncü ayaktaki devlet denetçilerinden ayrıştırmak için bağımsız kelimesi koruma ihtiyacı hissettirdi. Üçüncü bölüm iç denetimdir. İç denetim de ikiye ayrılır. Birisi kamu adına yapılan iç denetim, diğeri şirketler adına yapılan iç denetim. Kamu adına yapılan iç denetim o tarihte benim incelemeye yaptığım tarihte hesap uzmanı, maliye müfettişi, gelirler kontrolörü. Neden bunlarınki iç denetimdir? Bunlar mensup oldukları kurumun çıkarlarını yalnız gözetirler denetimden. İç denetimden amaç ister devlet adına yapın, ister şirket adındaki müfettişler, banka müfettişi olun. Sizin yaptığınız iş tek bir kişinin çıkarını gözeten, onun çıkarını ortaya çıkartmaya çalışan denetimdir. İş denetim özel şirket adına olunca da iki türlüdür. Bir, firmada doğrudan doğruya yapılan iş denetim. İki, bağımsız denetim şirketlerinin bu sefer outsourcing olarak iş denetim yapması. Mesela bu alan bizim şu anda meslek kuruluşlarının öne çıkartması gereken alandı. Arada bir ben arkadaşlarımla bunları paylaşıyorum, bunu alalım. Bütün anonim şirketler denetime geçecekse, bütün anonim şirketlerin bir iş denetim organizasyonuna sahip olması gerekir. Ama hepsi adam istihdam edemeyeceklerine göre, nasıl parası olmayan muhasebe müdürlüğüne 5.000 lira vermek yerine 10.000 lira yerine 500 ya da 1.000 lirayla outsourcing yapıyor, iş denetimi de aynı şekilde. Ben geçmişte epey iş denetim yaptım. Mesela bunlardan bir tanesi, ismi büyük için söyleyeyim. Çırağan Oteli el değiştirdiği zaman gelen yabancı denetçi denetmeden evvel iş denetim raporu istedi. Yoktu. Outsourcing olarak bize ihale edildik. Biz yaptık o işi. Orada bağımlı değiliz. Şey bağımsız değiliz. Bağımlıyız. Niye bağımlıyız? Çünkü iş denetimini otel sahibinin çıkarları için yapıyoruz. Bu kısmı neden anlatıyorum. Bağımsız denetimle bir işletme sahibi adına denetim yapmanın farkını ortaya koymak için. Bizim mesleğimizin dördüncü ayağı ister başlarken ister muhasebe meslek kariyerinin sonlarına doğru yani benim yaşlarımda eğitimdir. Muhasebe eğitmenidir. Bütün dünyadaki muhasebe şirketlerinin yaşlanan yöneticileri artık elinde çanta sahaya çıkmazlar, işletmelerinde eğitmenlik yaparlar. Ya yeni girenlerin eğitiminden sorumlular, ya bizim devlette çok görürüz, okuma komisyonları dediğimiz denetim raporlarını gözden geçirirler veya şimdi bunların yerine kayıp olan kalite güvence sisteminin sorumluları olur. Bunların hepsi bizim kariyer mesleğimizin bir ayağı olan, yani akademik diyebileceğimiz bir ayağıdır. Her muhasebe profesörü ruhsatı yoksa mali müşavir olamaz. Gemili müşavir olmaz. Ama gemili mali müşavir ya da mali müşavir sırf kendi mesleğinde içe doğru, dışa değil, eğitmen olabilir, olmak zorundadır. Burada aramızda
değerli hesap uzmanları, geçmişte yapmış, değerli geriler kontrolörünü yapmış dostlar var. Onların rütbesi yükseldikçe 10. yıldan sonra artık sahaya çıkmak yerine ya eğitmenlik yaparlar veya okuma komisyonunu oluştururlar ya da idareye aktarırlar. Şimdi bu son söylediğim söz çok önemlidir. Bizim muhasebe mesleğimizde meslek örgütleri öne çıkarmadığı için şu anda bir böyle görüntüde bunalım yaşanıyor. Biz üniversitelerde muhasebeci yetiştirmek için eğitilmiyoruz. Bu işi vaktimiz yok ama merak eden için söyleyeyim. Sultanahmet Hamidiye Mektebi'nin kurulma, yani bu okulun kurulma gerekçesini okuduğumuz zaman konsolos mektebini ayırıyorum. Konsolos bölümünü, yani uluslararası bölümünü. Diğer bölüm için şöyle der. İş adamı ya da iş adamına yardımcı yetiştirmek üzere kurulmuştur. Gerekçesini aynı böyle yazar. Nitekim bu okul 60 yılından itibaren kurulmaya çalışıldı. İstanbul Ticaret Odası 82'de kurulana kadar gerçekleşemedi. 82'de Ticaret Odası, 83'te Hamidiye Mektebi kuruldu. Demek ki bize okulda patron olmayı öğretiyor. Ya da patronun CEO'su olmayı öğretiyor. Bitiriyoruz okulu, biz akademik bir eğitim almışız. Üniversiteyi bitirmek akademisyenliğin birinci adımıdır. Çünkü üniversite eğitimi iş edindirmek için yapılmaz. İnsanları toplumu yönetebilecek akademik göz sahibi olabilmeli ve akademik araştırmalar yapmayı, toplumun davranışlarını genelleştirmek için. Ama bir kısmı hayır ben akademik hayata devam etmek istemiyorum diyor, kesiyor, ekonominin diğer alanlarına kamuda çalışan oluyor. Şimdi işte o aşamada bizler hayata çıkınca bir alanda kariyer yapmak zorundayız. Pazarlamacı olursak pazarlama kariyeri yaparız. Üretim alanında gidip çalışırsak atölyelerde Mustafa Şuh, Formen, Bergen, Genel Müdürlüğü'ye kadar orada üretim kariyeri yapıyoruz ki bunun bir diğer adı endüstri mühendisliğini üretti daha sonradan. Eğer biz ben ikisinin de öğreneyim ileride hakikaten patrona da genel müdür olmak istiyorum dersen o zaman gider muhasebe kariyeri yaparız. Neden? Çünkü hem pazarlama bilgileri bize gelir hem üretim bilgileri bize gelir. Ben hep söylerim. Derim ki muhasebeciler bu ülkenin akıl adamlarıdır. Çünkü muhasebeci olmayı seçen koşullar ne olursa olsun farkında olmadan liderlik yolunu seçen adamdır. Ben bunu size söylerken İFAK, yani IFAK ya da İngilizce tabiriyle söyleyeyim, bunlar hocalar yanlış anlamasınlar. Türk gibi konuşuyorsun demeseler, Türkçe'de İFAK diyoruz. Uluslararası Muhasebe Federasyonu bundan 6 yıl evvel ya da 8 yıl evvelki stratejinin teması lider olmaktı. Yani her yerde lider olmaksınız. Şimdi Türkiye'de üniversite hocalarımız var, aramızda yaşıyorlar. Burada bağımsız denetim şirketleri, sahip yöneticileri var. Herkes denetim şirketine girebilir mi diye bakıyor. Malzemeci olmak için girmiyor. Eğer internette biraz gezinirseniz, onlarla yapılan röportajı görürsünüz. Diyor ki, orada iyi bir kariyer yapıp, bir şirkete iyi parayla transfer olmak istiyor. Bugün bütün dünyada İş adamları, özellikle bankalar, Türkiye'de artık hayır dediğimiz, kamu yararlı olan tüm kuruluşlar, genel müdürlerini, genel müdür mamillerini, mali işler yöneticilerini, hatta bazıları zaman içinde satış organizasyonları, üretim organizasyonları için bağımsız denetim şirketlerinde ya da muhasebede yetişmiş insanları istihdam etmeyi düşünüyor. Neden? Çünkü bu arkadaşlar okulda zaten patron olmak istiyoruz. Niye makroekonomi okuyoruz, niye mikro okuyoruz, niye şunu bunu okuyoruz? Hepimiz olur. Ama olamıyoruz. Patronun için sermaye lazım. Genel müdür de olamazsın birbirine. Başlarken bu muhasebe mesleği bir şey öğretiyor. Şimdi söyleyeceğim şey çok önemli. Sosyal medyada bizim kendi aramızda konuşurken ağlayanların söylediği bir laf. Çok sıkı çalışmak zorundayız. Sayın Genel Başkan'ın meclise yetişecek, gidiyor.
biz alkışlarımızla sizi uğurlayalım. Şimdi bakın, muhasebeci niye seçiyor iş adamları? Ben arada bir böyle insan kaynakları organizasyonlarında, yani büyük şirketlerde eleman seçmede çağırıyorlar. Ya beni niye çağırdınız? Muhasebeci iyi bilir diye seç. Neden seçiyor? Çünkü muhasebeci çok sıkı çalışmak zorundayız. Yani hep mangal yapıyoruz, her şeyi biz yapıyoruz filan. İş hayatını aradığı adam tipi bu. Kendi kendine düşünebilen. Kimse uyarmadan onu, ya bu eksik miydi, bu değil miydi? Şimdi dün ben, hani çok ağlanıyor ya, yakında bir problem gelecek iki ay sonra. Bütün Türkiye'deki finansal raporlama yapan muhasebe bürolarının başına o sorunu nasıl çözeriz diye bir muhasebe bürosu sabahtan akşama kadar oturdu. Bakayım patronlar, hani ağlıyorlar ya bize, her şeyi biz yapıyoruz, belgeyi biz sayıyoruz, olur mu diye. Hiçbirisi bu işle uğraşmıyor. Kim yapıyor o işleri? Orada aldıkları yeni aday dediğimiz meslek mensupları. Son akşam dedi, bu ağladığınız şeyleri hiç biz yapmıyorsunuz, niye ağlıyorsunuz? Ama bir şey yapıyorsunuz. Ne dediler? Bir yardımcı da olsa, bir beyannameyi elektronik ortamda kaç dakikada hazırladığını, bir kişinin kaç beyanname hazırlayacağı yapıp beyanname hazırlama sürecini fiyatlandırmıyorsunuz. Yani ilk önce kendi maliyetinizi bilin. İki, neyi yapıyorsunuz dedim, neyi yapmıyoruz dediler. Bu beyannamedeki hatayı bulma süreci var, gizli yolu kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Benim önüme geldi, baktın şurasına şurasına, git bak olmamış. Aslında o yaptığı iş o saatte bağımsız denetçi olarak yaptığımız iştir. Metodolojisiz yapıyor. Biz bağımsız denetim eğitimlerinde metodoloji öğretiriz. Nasıl çalışma kağıdı kullanacaksın, hangi yöntemi yapacaksın, ne neyi kontrol ediyor. İşte değerli dostlar, bizim mesleğimiz bu. Angarya dediğimiz şeyler, hizmet talep eden etmezse bize o zaman talep olmaz ki. Ama Angarya dediğimiz şeyleri fiyatlandırıp parasını almazsa hakikaten Angarya'dır. Her şeyi bedava yaparsak, Angarya dediğimiz kavram iş yükü değil, işin bedelsiz yapılması burası. O zaman Türkiye'de biraz evvel söylediklerimde düzeltmemiz gereken bir iş var. Kendi kendimiz. Nedir o iş? Şimdi birazdan geleceğim. Kamu Gözetim Kurumu'nu hepimiz yanlış değerlendiriyoruz. Kamu Gözetim Kurumu'nun fonksiyonu da söyleyeceğim. Ve biz o gözle bakmazsak bu mesleğin nereye gideceğini de söyleyeceğim size. Şimdi hizmete talep. Türkiye'de hizmete talebi en çok kim yapar? Bizim hizmetimize. İş adamı ihtiyacı yok rapora filan. Hizmete talebi Maliye Bakanlığı yapar. Ne kadar vergi alacağını hesap edebilmek için. İşte bizi burada karıştırdığımız şey, Maliye Bakanlığı düzenleyici kurum olmadığı için aynı zamanda bu talep ettiği hizmetin nasıl yapılacağını yapılacak şeyi düzenliyor. İtirazımız o. Sen hem kuralı koyuyorsun hem de verdiği alan kişisin. Sen vergiye ihtiyacın varsa bırak kuralı başkası koysun. Nitekim Sayın Burak Kıtar, rahmet sanıyorum, Allah rahmet eylesin. Onun döneminde Maliye Bakanlığı'nda yapılmış çok önemli bir tartışmayı düzeltmişti. Maliye Bakanlığı organizasyonda politikalar genel müdürlüğü açılmıştı. Yani düzenleme kuralları orası belirleyecek, kanunları. Gelirler idaresi ise yalnız vergi tahsilatıyla ve onun tahsil edilmesi için iç denetim dediğimiz denetim grubuyla yapacaktı. Ama sonradan biliyorsunuz güç başka yerde gelişir. O kadın kaldı ve o politikalar genel müdürlüğü çalışmadığı için şu anda paydaşlık teorisine uygun bir vergi düzenimiz olmuyor. Paydaşlık ne demek? Devletle ilgili olan her tarafın görüşünü koyup ortak bir yapının oluştuğu mekanizmadır. Şimdi bu paydaşlıkla da ilgili ilk satırları gündeme getiren muhasebecilerdir. Allah rahmet eylesin. Aranızda eski kitaplarını okumuşsanız Kemal Toz'un yönetim kitabında işletmeden çıkar bekleyen gruplar diye bir başlık altında, hatta onun biraz Osmanlıca'ya yakın başlığı vardır onun.
anlatır ortaklar, yöneticiler, işte potansiyel ortaklar, çalışanlar vesaire. Bu kavram ilk defa dünyada 1972 yılında yapılan, şimdi öyle 40 sene aynı yerde yapılacak, Sidney'deki Dünya Muhasebe Kongresi'nde gündeme getiriliyor. Ve bunu ilk devreye sokan mekanizmayı çalıştıran yer de Türkiye. 1982 yılındaki o bildiriler, merak eden varsa baksın, bilgi lafıyla, yani ilk defa hani bilgi ekonomisi diyoruz, bilgi toplumu lafına bir kavramdır başlık. Rahmetli Profesör Feridun Özgür'ün başkanlığında, o zamanki adıyla Eskişehir İktisadi Ticaretler Akademisi tarafından tercüme edilip yayınlanmıştır. Ve bu paydaşlık teorisini sonradan işte Mustafa Aysan, benim de öğrenci olduğum dönemde doktora programlarında görüştürdü ve 1977 yılında bugünkü kanunumuzun, sermaye piyasası kanununun biraz anlatıp gözlükle temelini oluşturan faaliyet raporları diye bir seminer yaptık. Bu seminerin bildirileri de yayınlandı. İFAK alınırken hemen alınmıyorsunuz. Sizi sınava tabi tutuyorlar. Önce İngilizceniz yeterli mi? Sonra bilgiler. Mesela beni kamu yararı konusunda başladılar sorgulamaya. Anlatıyorum. Saate de bakıyorum, uçağa yetişeceğim, dönmem gerekiyor. En son dedim ki eğer arzu ederseniz size 1978 yılında bir dergide yayınlanmış 77'deki bir seminerin bildirisini tercüme edip göndereyim. Orada yazmıştım ben. Nasıl, Türkiye'de mi? Evet. Peki kimler konuşmuştu o konuda? İşte Ünal Tekinal'in hani resim dediği o olgular orada konuşuldu. O bildirilerde. Finansal raporların nasıl olması gerektiği orada rahmetli Cevat Sarıkamış, Allah uzun ömür versin, Atilla Gönerli. Kar dağıtım olgusunu ilk defa sistematikleştirelim Cengiz Erdoğan. Ve o tarihte Türkiye'ye gelen Frank Harding yıllar sonra İFAK başkanı olurken bir toplantıda Türkiye ileri bir devlettir. Ben şaşırdım. Peki ne yapıyorduk biz biliyor musunuz? Paramız yoktu. Derneğin hiçbir parası olmadığı gibi. Kimse aidat vermiyor bize. Gönüllü veriyoruz. Mustafa Hoca'yı komiteye seçtirdik. Bu bölge komitesine. Geldiler, para yok filan. İnsan biraz genç olursa daha cahil oluyor. Ben bulurum dedim. Nasıl bulacaksın? Kalktım gittik hava yollarına. Yeri o zaman Elmadağ'da. Ya biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bize bilet lazım. Nasıl? Yılda 4 kere. Uçak bileti sponsorluğunu aldık. Kendiler uçak biletini gidiyorduk. Şu tarihte gideceğiz, geleceğiz aldık. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Türkiye geri kalmış değil. Finansal raporlama standartları 77 yılından sonra tercüme edildi. O tarihten sonra kitap yazan bütün hocalarımızın kitaplarında aslında o var. Ama işi farklı anlatıldığı için herkes korktu. Tek düzen aslında muhasebe standartlarını mecburi tutan bir düzendi. Bütün bunları bu üç noktada. Peki biz kamu gözetim kurumuna nasıl bakmalıyız? Hadi maliye alalım, vergi düzenlemesi yapıyor. Dünyada ilk kamu gözetim kurumunu İngilizler kurmuştur. Ama İngilizlerdeki kamu gözetim kurumunun sahibi meslek örgütleriydi. Onun için biraz evvel genel başkanımız söylüyor ama onu, o bilgiyi verenler için temelini anlatmıyor. Şimdi ilk muhasebe standartları yapacaklar. ACCA var, English and Wales var, Scotland Enstitüsü var, orada Aldı Enstitüsü. Demişler ki her birimiz ayrı ayrı yapacağımıza bir araya gelip bir organizasyon kuralım, o yapsın. Limited bir şirket gibi bir yapı kurmuşlar. Üçte biri devletten, üçte biri iş hayatından, üçte biri meslek mensuplarından. Onun için kamu gözetimlerinde üçte birinin, bizim Türkiye'deki sıkıntı o, bağımsız denetim yapmış kişiler olması lazım. Emekli olmuş, şu kadar yıldır yapmayan, genel kural o. Kuruyorlar. Derken 98'den itibaren muhasebe denetim rehberi muhasebe standartlarına dönüşmeye başlıyor. Yanına bir tane daha açıyorlar. 2000'li yıllara gelir. Skandallar Enron patlayanıdır. Ondan evvelki skandallar başlayınca
Bu muhasebede diyorlar ki piyasa itibarımız azalmaya başladı. Bizim örgütlerimizin ruhsat sahibi olmak önemli değil. Ruhsat kötü gidiyor. O zaman ne yapalım? Bizi denetleyecek bir yapı oluşturalım. Bunu ilk önce OECD ile konuşuyorlar. Sonra kendi işlerinde üçüncü ayak kamu gözetimini kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu gözetimi Sarbanes-Oxley yasasından sonra SPK'ya bağlıdır. Yani bizdeki SPK gibi oradaki SEC dediğimiz sermaye piyasası kurumuna bağlıdır. Nedir kamu gözetim kurumu? Şimdi biz diyoruz ki kızıyoruz, neden denetim yaratmıyorsunuz? Ben bir ara konuştum, olmadı sonra. Hangi bakanlığı istiyorsun dediler o geçiş döneminde? Ticaret Bakanlığı dedi. Şu anda yetki Ticaret Bakanlığı'nda. Ben bir günlüğüne Ticaret Bakanı olayım, yapacağım iş. Bütün arzum şirketler denetletmek zorunda dedim, bir bitiyor. Niye diyebiliyorsunuz? Çünkü nasıl denetim yapılacağını kamu gözetim kurumu, düzenleyici kurum. Bizden hizmet talep eden kurum değil. Düzenleyici kurumdur. Ama Türkiye'de biz bir tarihinde kendimiz oluşturduğumuz yapıyı bozduğumuz için, dava açıldığı için, bağımsız denetimi yok ettiğimiz için kamu gözetim kurumu yapmaması gereken bir işi yapıyor ve bu çok can yakıcı. Nedir o? Kalite güvence sistemini oluşturuyor. Halbuki dünyada işte bu bizim meslektaşlar kurduğu için kalite güvence sistemini meslek örgütleri yapar. Kamu gözetim kurumu onların bu işi iyi gözetip gözetmediklerini inceler. Şimdi değerli arkadaşlar, buraya kadar anlattığım şeyi şöyle özetleyeyim. Bizi bu hizmeti getiren dört ayak, muhasebenin ekonomik faaliyetlerdeki fonksiyonudur. Hem mikroda hem makroda. Şimdi bazen biliyorum, üzülüyorum. Ben muhasebeyi yapmak, bırak mı filan. Ya şu anda var ya buradaki heyet. Her birisinin kaç şirkete hizmet ettiğini bulalım. Müşterisine bakalım. İster bağımlı ister bağımsız. Türk ekonomisini biz yönetiyoruz. Yani iş adamı bir karar verirken size danışıyor. Ama bizde bir iş yapıldı. Çünkü bizim mesleğimizin bir başka özelliği var. Onu burada anlatmadım. Biz aynı zamanda ticaret hukukunun uygulayıcı grubuyuz. Bakın ticaret hukukunun dünyadaki uygulayıcı grubu biziz. Ve dünyada hukukçular muhasebe şirketlerine muhasebeciye bağlı şeyler. Teorisiyle hukuku yapıp koyar ki uygulamayı planlayalım. Biz birdenbire hukukçuların emrine giriverdik. Ve ben bir meslek mensubu, bir konu için bir bakalım hukukçular ne diye dediği zaman delleniyorum. Ya biz kendi müşterimize avukatlık yapıyoruz. Her şey hakkında akıl veriyoruz. İş kendimize gelince biraz çalışıp kendi hukukumuzu oluşturmak istemiyoruz. İşte değerli arkadaşlar, bu yapı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde en tehlikeli getirdiği olduğunu söyleyeyim. Ben 16 yıldır buradadır. Gerçekten birlikte çalıştık. Ufku, bakışı mükemmeldir Sayın Mustafa Özgürek. Bazı bilgiler şu yurt dışıyla dedi. 5 yıl eğitim standartlarında çalıştım. 2 teknik danışman vardı. O zaman doçentiler, sonra prof oldular. Birisi Recep Pekdemir, birisi Ercan Beyazıt'ı. Bugün mesleğe yön veren bütün eğitim standartlarının stratejisi İstanbul'da atıldı. O strateji adı İstanbul stratejisidir. Deprem dönemi burada yaptık. Bir hafta çalıştık. GAYT dediğimiz rehberleri standarta dönüştürdük. Mesela orada burada karar verdik ama biz sahip çıkmıyoruz. Bileni dinlemiyoruz. Orada dedik ki denetim bundan sonra ayrıca bir sınava tabi olacak. Bunu diyor ya muhasebeciler. Devlet demiyor, bir yer demiyor, kamu gözetim kurumu demiyor. Peki ne yapmalıyız? O zaman yaptığımız meslek mensubu sınavlarını batıda olduğu gibi denetim ruhsatı verecek dersleri de ekleyelim ve onları o noktaya getirelim. İşte Sayın Özgürek'le mesela o tarihte SPK dersini koymak istedik. Maliye Bakanlığı olmaz dedi.
denetim bir dersin abi olmaz, adını muhasebe denetimi dediler. Biz de dedik ki ne olacak, adı farklı olsun. Yani şimdi adam yurttan geçiyor, her türlü eksik şeyi var, adı Tarık. Yani demiyoruz ki ya sen Tarık yol çizemezsin, sen niye Tarık'tan bir şey diyemezsin. Biz de Mustafa Bey'in böyle özelliği vardı. Masum kabul edelim, göç yolda düzelir diyor, hakikaten düzeltiyor. Şimdi değerli dostlar, şu anda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler, hatta en son bizimle beraber aynı dönem yaptık ama bizim ömrümüz vefa etmedi, denetim merkezini kapattılar. İtalya ünvanını bile değiştirdi. İtalya'daki turmobun adı CNDC, yani Conseil National Lottery Commercialist, bizdeki mali müşavir ünvanının karşısı, CPA'nın karşısı Lottery Commercialist. Bu denetim işi gelince ben yapayım demek için adını CNDC, CN koydular. CFO nedir bu? Şey, ESI koydular. Expertise, yani expert kontağı. Denetim de bizim işimizde dediler. Biz de o tarihte denetim merkezi yaptık. Bunu konuştuk. Herkes biliyor. Sonra eğitim varlığı profiler girdi araya. O sistem kapatıldı. Şimdi bizi tekleyen tehlike bütün dünyada olduğu gibi, Balkan ülkelerinde olduğu gibi bu tehlikedir. Monitoring grup diye bir grup var. Bu monitoring grup dünyada şu hizmet talep eden grubu temsil ediyor. IMF, Dünya Bankası, Kamu Gözetim Kurumları Birliği, yeri gibi. Sermaye Piyasaları Birliği, Sayıştaylar Birliği. Bu hizmeti talep eden, mesela Sayıştaylar Birliği ne talep ediyor? Geçen sene, 2016 Ocak ayında Sayıştay Kanunu'nda çok ince bizi ilgilendiren değişiklik oldu. Mesela burada Bursalı dostlar var. Onlar daha kısa bu işe koyabilirler. Bursa Belediyesi şirketlerini bağımsız denetime denetletirirse Sayıştay yalnız denetim raporu üzerine denetim yapacak. Bütün her şey için. Bu yeni pazarlarda yeni görmek lazım. Onun için gelip katıldılar. Monitoring grup dedi ki Aymak'a denetim standartları organizasyonlu artık kurumundan ayır. Biz iddia ediyoruz ya bizim işimizde. Bugüne kadar öyleydi. Şimdi hayır diyor. Bağımsız olmalı buradaki insanlar ve %100'ü muhasebeci olmalı. Aralarına iş aleminden de adam koyun. Denetimin kaliteli ve kamu yararı gözettiğini görelim. Etiğin biraz evvel söylediğim A ve B bölümünü de ayırın. Onu da artık biz dizayn edelim beraber. 3-1 sizden olsun, 3-2. Ama geri kalan etik sizin işiniz, iş hayatı için etik kalsın. Bu tehlike konuşuldu. Ben bu sene sonunda görev bittiği için aralarında en cesur benim. Ben bir tek kalktım muhalefet ettim. Yanlış yapıyorsunuz. Eğer meslek örgütlerine bu konuda kendini organize edecek zamanı bırakmazsanız artık muhasebe mesleğini devlet yönetecek. Devletten amaç kamu kurumu. Yani meslekle sorumlu olmayan ama mesleği üzerine vesayet gözetim yetkisine sahip olanlar olacak. Şimdi bazen arkadaşlar tartışıyorlar. Yeminliler gitsin, bazı yeminliler de gidelim diyorlar. Durun orada. İki taraf da kaybeder. Yeminli oradan ayrı bir organizasyon yapın. Hocam anlatmadı. Biz bağımsız denetim belki derneğini kurmasaydık. 3568 sayı yasa çıkmıyordu. Ruhsat vermeye başladık. Hatta ruhsat sizin olması lazım değil mi? Fatih Bey'le ben imzalamıştım. Sekreterdim. Bu iş olunca hemen Maliye Bakanlığı kanunu çıkarttı. Yoksa böyle biz mücadele ettik filan anlattıklarımız, o mücadelede kanun için kuralları belirlemiştik. Yani böyle talep ediyoruz. Şimdi bu iş olduğu zaman dururuz orada. Ama biz kendimiz, mesela İstanbul Odası'nın değerli başkan yardımcısı burada. Eğer odasında denetime bakan, ayrıca yönetim kurulu içinde ayrıştırılmış bir grup yoksa bir denetim odası kurulma ihtiyacını yaratmaya başladılar. Şu anda bu son toplantıda alınmak istenen karar oldu. Yemili odasından da ayrıldı. Peki dediğiniz ne olacak? Söyleyeyim. Yemili odası ayrılırsa mali müşavirler sevinmesin. O zaman bütün yemilliler denetimde size sorumluluk raporu yazmaya başladılar. Şimdi yazamıyorlar. Çünkü hata yaparsa disiplin aynı.
Bakın bir şey söyleyeyim. Yeminler de serinlesin. Ayrıldıkları zaman tamamen hepimiz, ben yeminliyim, orada gider kalırsam, yeminli olur dersem, Maliye Bakanlığı'nın gözetiminde şimdiki gümrük müfettişleri gibi oluruz. Ve bir daha asla özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kullanamayız. Bu konuda mesela yeminli arkadaşları merak ediyorsa mali müşaviler, gidin lütfen inceleyin. Brüksel'de, İsviçre'de, Belçika'da yeminli müşavirlik var ama değil milli değil orada. Vergi müşavirliği. Almanya'da, Almanya'daki adı Stadtberater'dir. Stadtberater vergi denetimi yapar ama diğer denetimi yapamaz. Diğer denetçi vergi denetimi yapabilir. Çünkü vergicilikten sonra o denetim yetkisini alıyor. Sizin mesleği bekleyen en büyük tehlike bu. Monitoring grup ne demek biliyor musunuz? Devletlere kanun yaptıran mekanizma olacak. Şimdi mesela monitoring grup, burada çok değerli arkadaşlarımız var, beraber mücadele ettik, bir süre dışarıda bıraktık. Yeni bir şey getiriyor bizim için. Yolsuzlukların önlenmesinde, terörün finansmanında bütün mesleklerin sorumluluğunu istiyor. Her yerde itiraz ediyoruz biz. Şimdi tepeden hallediyorlar. Ve diyorlar ki sorumlu olacak, bildirim yapacak. Hani biz Danıştay'a gittik, itiraz ettik, iptal ettik çok kere. Sayın Özyürek o tarihte çok uğraştı başkanlığın son bölümünde. Bu işi kesti. Ama şimdi baktılar bütün ülkelerde sorun var. Şimdi bunu uluslararası bir talep haline bütün ülkelere yapmak istiyorlar. Direnelim mi? Direnelim. En iyi direnişçilerden biri benim. Çünkü Angarya'da hayır deyip Türkiye'de ceza ödeyen tek adam. Angarya'da hayır görüldüm. Ertesi gün televizyon programı kapatıldı. Bir daha sen Angarya'da hayır deyene kadar. İktidar değişti ve öyle başlamıştı o zaman. Ama ben biliyorum ki o direnişler, o bağırmalar değil. Akılla çözmeliyiz işi. Biz hükmetmeliyiz. Şimdi bu işi mesela bilirkişilik, yakında bilirkişilik ayrı bir organizasyon olacak. Bu eğitimler neden önemlidir? Bizden olmayanlar da gelip, diyelim ki bizim İstanbul odasında, Balıkesir odasında, Kocaeli'nde alınca ileride o ekiplerin içinde muhasebecilerin ağırlıklı olmasını sağlarız. Neden? Bilirkişilik yapmamız meslekle çatışmazdır kanunumuzdaki madde. Bakın bizim kanunumuzdaki maddeleri arkadaşlar yanlış kuruluyorlar. Kanunumuzdaki madde bilirkişilik yaparsam, hatta açıkça yazılmış şimdi yeni yönetmelikte yaptık, ceza veriyorlardı, sen marka şeyi yapamazsın. Yazmışız işletme işleri, kredi işleri yapabiliriz. Ama bunların ayrı ayrı organize, mesela bir tane iş var, bakın içinde değiliz. Bunu biz örgütlemeliyiz, kurumsal yönetim. Adı kurumsal yönetim değildir, kurumsal yönetişimdir. Corporate governance, corporate management değildir. Ama nasıl tercüme ediyorsa yanlış ediyorlar. Bizim muhasebe hocaların üniversitelerde buna sahip çıkması gerekiyor. Bizim odalarımız, TURMOP bunu yapması gerekir. Mesela Kamu Gözetim Kurumu eleştirme gerekirse bunu da eleştireceğiz. 260 ve 265 nolu denetim standartlarının başlığı yanlıştır. Niye? Kurumsal yönetim başlığını tercüme ederken kurumsal yönetimi üst yöneticiler. Üst yöneticiler kavramıyla kurumsal yönetişim sorumluları kavramı apayrıdır. Şu anda İFAD'ın kurumsal yönetişim komitesinin bir üyesi olarak ne yaptığımızı bildiğim için söylüyorum. Orada tanımlanan mesela denetim şirketi gelip bize bilgi veriyor. Kurumsal yönetişime veriyor. Kimi şikayet ediyor bize? Genel müdürü, seksiyon müdürlerini, nasıl yaptığını, başkanı, başkan yardımcısınız, saymanı, bu kavramları işte eleştirebilmeliyiz. Şimdi bunları yapmazsak ne olur? Bir kere bu mesleğin şekli yerinden şekillenecek. Örneğin bir şey söyleyeyim. Biliyor musunuz, belge saymak işi kaldırılmadı, ertelendi. O ertelemeyi giderecek düzenleme bugün biraz evvel genel başkanımızın gittiği yerde konuşulacak. Vergi Usul Kanunu'nun 257. maddesindeki düzenleme hafif daha bu yapay zekaları şeyleri değişik şekilde yapılıyor. Ondan sonra eleyecekler. Peki
Kim erteletiyordu bir yıldır? Biz mi? Meslek mensupları, ben mi? Sayın Genel Başkanımız mı? Hayır. Bunu erteleten yazılım şirketleri. Biz daha hazır değiliz diyorlar. Yani yazılım şirketleri, biz daha hazır değiliz. Çünkü bu iş yazılım şirketlerine yapılacak, otomatik çıkacak orada. Şu anda bekleyen tehlike söylediğim nedir? Özellikle finansal raporlama yapan, ister muhasebe bürosu, ister müdür, önümüzdeki iki ay sonra muhtasar beyannameyle sigorta beyannamesi, sosyal sigorta bildirgesi beraber verilmeye başlayacak. Şu anda bu uygulamayı yapan, yeni konuştuk, Kırşehir'de sürekli ceza alıyorlar. Hatta istedim verin, gidelim bunlara ceza yazmayın. Tam tersine ödüllendirin. Çünkü bunların sayesinde sistemin nereden hata verdiğini tespit edeceksiniz. Pilot bölge başladı ya, daha 2000 evvel bunun başkanı geldi, konferans verdi, gösterdi, arkadan da yandı. Herkes ceza veriyor. Şimdi bununla ilgili IBM çok önemli yeni bir program geliştirmiş. Programın adı Watson, Watson platformu. Bu Watson platformu yapay zeka. Hatta insanlar çabuk geçsinler diye kullanan robotta böyle çok güzel, bütün artistlerin en güzel kapsamını almışlar. Güzel bir kadın size eşlik ediyor, beraber yapıyor. Bize 9 saat filan briefing verdiler. İnşallah bir gün Ercan Beyazıtlı Hoca'dan sorarsınız, o da buradayım, akademik olarak anlatır bunu. Bu Watson programı nedir biliyor musunuz? Bilanço kendi kendine çıkacak. Hiç defter tutmayacak kimse. Nasıl çıkacak? Geçen gün bir ilaç almam gerekti. Bizim hanım alır. Gittim ilaç ver dedim. İlacın adını hatırlamıyorum. Rengini filan veriyorum. Bir tercihini ver bakayım dedi. Ne yapacaksın? Bu ilacı almış mısın? Alıyorum arada bir. Bir girdi, sen adına kendi gözükmüyor. Sonra hanıma sordum ve dedi ki bildikleri için gidince hemen veriyorlar. Tansiyon ilacından bahsediyorum. Şimdi bakın bu kayıtlar niye yapılıyor? O Watson programını anlattılar. Ve şu anda maliyede oluşturulan platformu otomatik olarak girecek, hazır beyanname gibi hazır finansal raporlama verecekler. İşte oradaki muhasebecinin rolünü bugünden yapmalıyız. 2015 yılı 5 Aralık tarihi. Bu dernekler çok önemlidir. Mali Müşavirler Birliği Derneği var. Allah razı olsun onlardan. Kongresinde ben konuşma yaptım. Yaptığım konuşmada söylediğim bir şey var bugüne dair. Muhasebe mesleği, muhasebe mesleğiyle ilgili olan denetim ve yönetim danışmanlığı, üç ayağı kapsayan 8 meslek üzerine, mimarlık, hatta ilahiyat, yani hani imam diyorlar ya, imam bile artık gerek kalmayacak. Bu yapay zeka ne yapacak diye yapmışlar, papaz gerek kalmayacak. Onu o şekilde yapmışlar. Yani vaaz gidecekseniz vaazı tünel edin, yeni bir vaaz verecek. İki baba oğul Oxford Üniversitesi'nde profesör bir araştırma yapmışlar. Allah kısmet etti bana, üç ayrı yerden dinledim. Hem Avrupa Birliği'nde, hem New York'ta, hem de bir online sisteminde bir derse gönüllü girdim. Acaba ne farklı anlatıyorlar diye. Bizim mesleğimizle buldukları şeyi söyleyeyim size. Onun için buradaki bütün arkadaşlar dünyaya göre güçlüsünüz. Hani yandığımız bir Ankara dediğimiz işten dolayı güçlüsünüz. Vergi ve denetim. Niçin vergi? Çünkü o çıkacak finansal raporlamayı bizdeki adıyla vergi avantajları, teşvikler, şunlar bunlar yoluyla bildiğimiz için bizim o yönümüz öne çıkacak. Hatta ben bu konuyu anlattım Gelir İdaresi Başkanı'na. Çok ilgilendi. O genel müdür hanımefendiyi bir gün çağıracağız dedi, ben de görüşmek isterim dedi. Ama bizim fonksiyonumuz bitmiyor. İşte değerli arkadaşlar, bugünkü toplantının, biraz sonra ben girmedim o konuya, değerli kardeşim Emre Bey girecek. Turbop ne yapıyor, ne ediyor diyorlar. Turbop bu yıl Türkiye için hiç kimsenin düşünemeyeceği çok önemli bir işi yapıyor. İsimlerinden birisinin içindedir. Bir, vergi yapılanması için vergi kanunu yazmıyor. Şu anda büyük bir geniş grupla vergi önerisi hazırlıyor. Paydaşlık dediğim doğruya göre iş adamları, temsil edenler, akademisyenler var, bizim meslek mensupları var.
Sonra onu internet yoluyla gezdirecek, yapacaklar. O sistemi değerli kardeşim Emre Bey'e bırakacağım. Bu yapılanmanın içinde biz olmalıyız. Neden bunu söylüyorum? Hops olmayan Türkiye'ye Türkçe dilinde ilk tercüme edilen kitabın yazarıdır, iki yazar. Ve o tarihleri, hatta hala Amerika'daki en iyi denetim kitaplarında der ki, muhasebe mesleği gücünü kendi elemanından alır ve muhasebe mesleğinin özgürlüğü kendi kendisini yönetmesiyle olur. Onun için ne emniyet odası ne mali müşavir odası birbirinin rakibi değil, tam tersine bir strateji, bir tedarik zinciri içinde çalışması gerekir. Bu tedarik zincirini şimdi artık mecburuz kabul etmeye. Üçüncü ayağı denetimdir. Ve benim o gün söylediğim şey denetim ve şeydir dedim, itiraz edildi ama bugün söyleyeyim size. Bu monitoring grubun istediği diyor ki artık accounting kesmini bırakın, muhasebe olsun. Madem ki çok bütün dünyayı geziyorlar. Denetim auditi artık ayrı yapın. Aynı yerde olabilirsiniz ama denetim yapan muhasebe yapabilir. Ama muhasebe yapan denetim yapamaz diyor. Onun için bazen söyleniyor ya, bazıları bilmeden yazıyorlar. İşte denetim odası da kurulsun. Sakın ha! Denetim odası kurulduğu bir meslek önemli ölçüde kan kaybeder. Çünkü denetçi muhasebe defterini de tutabilecek. Finansal raporlama da hazırlayabilecek. Bir de onu denetleyebilecek. O zaman iki odada niye kalsın insanlar? Şu ana da yani geçmişte bir hata yaptık, insanların önünü engelledik. En elit, en kendi kendini yönetenler gidip denetim ruhsatını aldılar. E ne yapacak bu? Orada birdenbire bir elit muhasebeci grubu olacak. Ve biz bu sefer merak edene veririm, 1981 yılında Avant'ta yapılan 3. Muhasebe Eğitim Sempozyumu'nun finalinde hazırlanan bildirideki oluruz. Hocalar isyan ediyordu. Sakın bu meslek mensuplarına Mali Yüksek İstihbarat Başkanı burada zannedersen Hikmet Bey. O zaman Hikmet Bey yani Sabri Bey Başkanı olduğu yerin adına Alkan Fidan imza attı. Muhasebe Uzmanları Derneği adına ben attım imza. Başkan, Bakan'dı Mustafa Aysan. Sizin tanıdığınız çok hocalar var. Profesörün anıyla doçent, doktorken iş takipçisi oluruz. İşte şu anda biz muhasebe mesleğinin bu şifrelerle getirildiği şey iş takipçiliğine dönüştü. Bizim isyan etmemiz gereken şey bu iş takipçiliği işimizin yine %10'udur demeliyiz. Bedelini ödeyin. Esas genel müdür gibi bir başkan gibi verebilmeliyiz. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlar, ben bu açılışla yeniden yapılandırmanın neden olacağını söyledim. Ve bizi şu anda kısa vadede önemsiyorum denetim kadar vergiyi dizayn eden grup olmalıyız. Kamuoyunu böyle ayağa kaldırmalıyız. Çünkü bir muhasebeci bir avukat değildir. Avukat müvekkilinin katil olmadığını söyler. Katil olduğu ortaya çıkan bu sefer der ki işte karısı onu aldatıyor ya da kocası onu aldatıyor. Öldürenin kimliğine göre cezasını hafifletmeye çalışır. Ama biz muhasebeciler hazırladığımız ve denetlediğimiz finansal raporlarda işletmeden çıkar bekleyen bütün grupların haklarını korumak zorundayız. Bize verilen görev o. Kredi veren hakkını da koruyacağız. İşletme sahibi hakkını da koruyacağız. Aynı zamanda bu konuda İşletmede çalışanların da haklarını koruyacağız. Bu noktada baktığımız zaman Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği çok olumlu, güzel bir şey yapmış. Ve üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dernekte yetişmiş bir kişi olarak. Bu dernekte bu arada herkesi yad ettiler. Böyle siyahların sözlerle bir de görünmeyen kahramanları vardır. Bu noktaya gelmemizi sağlayan kahramanlardan bir tanesi. Onu da rahmet almak istiyorum. Sabahattin Özgünç. Bizim deneyimimizde deneyim müdürüdür. Bu kaliteyi, bu etkinliği yaratabilmek için ben o zaman genç genel sekreterim, yanında da kalıplı biri lazım. O da
BDT Müdürlüğü'nden ayrılmış. Gidip her şeyi alırken, onun da gece yarına kadar taşlandığı şeyi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, bunun içinde yazın. El arkadaşlar, bu kongreler şu için yapıldı. Bu da bir örnek verip öyle sözlerimden son vermek istiyorum. Belli dostum, arkadaşım Sabri Tümer'le kongreleri Turmop'a yaptık diyoruz. Aslında hala yetki burada, devre etmedi. Turmop yapsın diye burası itiraz etmiyor. Kongrediler, bakın sempozyum değil. Ne demek o? Bir grup çağırıyor, o grup karar verir. Son iki kongreyi öyle yapmadık. Çünkü dışında kalmıştı. Biri ben genel başkanken, biri değerli dostum Nail Sandık başkanken mecburduk, süre açtı. Ve genellikle bir yıl önce yapardık eskiden kongreleri. Ben çok çalıştım çocuk yaşta, genç yaşta öyle diyelim. 20-20 yaşlarda. O kongre olmasının nedeni dernek kişiliğinden. Mesela Turmok'ta da iki dönem Sayın Mustafa Özürek'le beraber yaptım. Birisinin genel sekreteri bende, ikincisi zaten Şubat Nalbantoğlu'ydu. Başkan Mustafa Bey, ama bir heyet topluyorduk her yerden. Konularından finansmanına kadar yaratıyorduk. Yani Turma finanse eden bir yer değildi. Ve bunu verince Sabri Bey'e dedi ki, ya madem ki bu aktiviteyi veriyoruz, ne yapalım edelim ya. Tabii o zaman da Alim Dernek'te yeni beraber bizden. O da hep kuruluşundan beraber oldu. Ve dedi ki, muhasebe uzmanlık kongresi olsun. Kavram çok önemli. Biraz önce saydığım işlerdeki finansal raporlamayı yapanlar şimdi var. Biraz üzülüyordum. Hatta bu konuşmayı yapmadan evvel acaba Arif zorluğunda bırakan biri bir şey der mi? Ama şimdi rahatlatacak şeyi söyleyeyim. Değerli dostum, bu derneğe emek vermiş Aslan Coşkun kardeşim burada. Şirketi Mazan'ın 40. yılına gittik. Yani aslında dengenin 40. yılına gittik. Mazan'da çalışıyoruz şu anda. Orada 5-6 kişiyle tanıştım. Katkısı verdiler. Türk Hava Yolları'nda şurada burada ünvanı muhasebe uzmanı. Ne yapıyorsunuz? Finansal raporlama hazırlıyoruz. Bağlı olarak çalışıyorlar. Hazırlananları kontrol ediyoruz. Standartlara uygun mu diye. Bu kongrenin anahtar kelimesi yeniden yapılandırmadır. Yeniden yapılandırma, bazıları yeni mi yapacak? Hayır. Mevcudu, dönüşümü biz sağlarız. Değişim içten gelirse gerçekleşir. Dönüşüm dış darbelerle yapılır. Dönüşüme sahip çıkarsanız dış darbelere rağmen siz değişimi dönüşüm haline getirebilirsiniz. Böylesi bir kongreden herkesin yararlanacağını umarım. Bir arkadaşım var burada. Bugün burada Bodrum'da her yerden gelen. Bu arkadaşım gelip bana böyle hanımefendidir. Çok böyle kafasını sallayarak söylüyor. Nereden hayal ediyorsun bunu? Genel Başkanımız Mustafa Bey bize saldırmışlar kongrede. Öfkeyle yanıt veriyorum böyle. Siz bizi görmediniz. Gençlik yılları şimdi olsa alttan alıyoruz. Dedim ki biz hayal etmeliyiz. Uzayda muhasebe yapmaya hayal etmeliyiz. Ya kardeşim geldi. O zaman da böyle sertti. Nereden çıkarttın uzayı dedi. Biraz evvel genel başkanımız uzay muhasebesi dedi. Bir yere daha anlatın. Bundan bir yıl evvel telefonum çaldı, bizim dernekteki bir arkadaş. Masum dijital var mı? Ne var? Aslana dedi, bu Gutvay diye bir dizi var. Ne var burada? Aç dedi. Açtım. Kadınla sevgilisi böyle atışıyorlar. Sevgilisi ona bir Rolo'da bir şey getirmiş, doğum günü diye. Açıp baktım, kavga etmişler. Rolo'da getirdiği şey Amerika'da satılıyor. İnternetten uzayda arsa payı almış. O ona böyle bir, o da diyor ki, bak ben seni öyle seviyorum ki uzayda bile seninle yaşamayı hayal ediyorum. Benim de en büyük hayalim Türkiye'yi gerçekten bizlerin yönettiğini, herkesin idrak edeceği bir Türkiye'yi muhasebeci olarak, yani içinde mali müşavir, yemini müşavir, bağımsız denetçi, iç denetçi, devletteki vergi müfettişini adıyla birlikte bunu yaratmak. Hepinize saygılar sunuyorum. Sabrınız için de çok teşekkür ediyorum.